Elem neşrah leke sadrek ve vadana anke vizrek. Ellezi engada zahrek ve refana leke zikrek. Fe inne meal üsri yusra. İnne meal üsri yusra. Ve izâ ferâte fensâ. Ve ilâ rabbike ferhab. Allah'ım sen onu bize bağışla. Amin. Biz sen daha taktık. Ama bu ikinci kalp krizi. Çok dikkatli olmalısınız. Üçüncüyü kaldıramaz. Sancar duyunca mı böyle oldu? Jandarma kapıya gelip de Sancar Efe kahramanı vurdu deyince, onu arıyoruz deyince yıldı kaldı. Geçmiş olsun. Ne oldu? Ne dedi doktor? Kurtulacak mıymış kahraman? Ameliyattan sağ çıkması çok zor dedi. Memur bey kardeşim, bin kere dedik. Abim nerede bilmiyoruz dedik. Bak abim hakikaten kahramanımız vurduysa gelir paşa paşa teslim olur. Ama kardeşim bak anamız kalp krizi geçirmiş. Lütfen bir müsaade edin ya. Ha benim abim ya. Kendisi de karakola götürdüler. İfadesini alacaklarmış. Allah sonumuzu hayretsin. Ben Gülsiye'yle eve gidem. Çanta falan hazırlayayım. Bu gece hanımın yanında ben kalırım. Sancırım. Ana. Sancar'dan haber bu ama.
sancarım kahramanı vurmamıştır. Oğlum. Oğlum elini kanı bulamaz. Ne haldedir şimdi benim oğlum sancarı? Ya da dur ben geceliğe sarayım ki kırılmasın. Sen ıslak mendili ver be. Elvan abla, istersen bu gece ben refakat çıkarayım. Sen perişan oldun. Yok gülüm, ben gayından bırakamam. Sen yarın geliyor galasın. Kapı mı o? He kapı. Hayırdır inşallah, kim ki bu saatte? Hayır mı galda? Bismillah. Müge abla, neden döndüler? Kahramanı vurduğunu mu öğrendiler? Kahramanı da mı vurmuş? Başka ne etmiş ki? Elvan, babam nerede? Gecenin yanında olabilir mi? Bilmiyorum ki kuzum, bir bak istersen, geliyor. Tamam. Başka ne etmiş Müge abla? Kimse duymasın ama, tamam. Sancar, Akın'ı da uçuruma götürmüş. Aşağı atacakmış. Ben de Arya'ya haber verdim ama yetişti mi, yetişemedi mi hiçbir şey bilmiyorum. Beni refakatçi gönderdi de. Ben Melek'le Galem. Hiç de bir şey söyleme, ağzını da açma. Haydi. Gaysin bilesin Mehmet. Hem mi bu alacağına nefesi yeterince kahır çekmediler mi? Ne zaman bitecek bunların çilesi? Melek! Sakın Allah'ım, ne olur yapma bana bunu.
kızım, bunu yapma. Ne olur yapma. Ne olur yapma. Nasıl tövbemi bozduğumu duymadan gitmek var mıydı sence Refe? Nasıl var bunun? Gel bak. Kıpırdatma, kıpırdatma. Hareket etmemiz lazım, kıpırdatma. Telefon verin. Ambulans arayalım. Telefon verin.
Ambulans gelmeden de onu gömün. Kimse görmesin. Açın bir mezar. Gömün onu. Önce kuş. Gömsek bile. Gömsek de fayda etmez. Kahramanı bulmuş ortalık yerde. O zaman zaten polis Sancar'ı arıyor, öyle mi? Ambulans olmaz. Ne yapacağız? Doktor çağıralım, ha? Doktor çağıralım. Ağzı sıkı bir doktorunuz var mı? Tahsin, Tahsin. Tahsin doktoru ara. Gelsin. Emme çok kan kaybetti de. Hazırlıklı gelsin. Hadi koş, koş. Peki polisler, jandarmalar falan kulübede arar mı Sancar'ı? Yok, aramaz. Dapusu üstüne değil. Bizden biri ötmezse. Tamam o zaman, hadi gel. Hadi gel, zamanımız yok. Çabuk, çabuk. Sakın ölme Sancar'ı. Sancar'ı sedye yapacağız, sök. Menteşeler paslanmış. Şuraya dikkat et. Eyvallah. İyiyim, iyiyim. Arabadan ilk yardım çantasını getir. Doktor gelene kadar yaralarını temizleyelim. Dayan sevdim. Dayan, az kaldı. Az kaldı, doktor gelecek. Dayan. Sen iyi dayandın Alacakuş. Dayanacağım tabii. Alacan'ın efesi iyileşene kadar... Bu destan bana emanet. Ver. Yavaş, yavaş, yavaş.
demek yerden yüksek Melek Hanım. Acaba o minnak ayaklar yerlere inecek mi? İnmeyecek mi? Acaba ben o ayakları yere inince ham edebileceğim mi? Etmeyeceğim mi? Edecek miyim, etmeyecek miyim? Dur, dur! Ben seni ebeleyeceğim, dur! Yakalarsan ebelersin, akıllım. Yerden yüksek. Kız, biz oraya nimet koyuyoruz o ayaklarına. Kız, nimet koyuyoruz biz oraya. Melek! Alo, Nedim abi? Elvan, Nare ben. Kim? Annem mi yoksa babam mı? Benim olduğumu söyleme Elvan. Şey de ona... annenle babam bu gece yalnız kalacaklarmış. Konuşmaları gereken şeyler varmış. Telefonlarının şarjı da bitmiş. Ve Nedim abiyi görmüşler. Sana haber vermelerini istemişlerdi. Gülüm. Arayan Nedim abi diyor ki... ...ananla babanın şarjlığa bitmiş. Melek merak etmesin diyorlarmış. Ben sana demedim mi? O ikisi şimdi baş başa konuşuyorlardı demedik mi? Ya öf ya. Keşke Nedim abi aramadan önce bizi arasalardı. Babamla konuşacaktım ben. Sana döndüm diyecektim. Kız şimdi senin o kumrularda akıl mı kalmıştı? Sen Sevda ne diye bilmez misin? Sevda başa gelince akıl uçağa gidermiş. Değil mi Nedim abi? Elvan, seninle yalnız konuşmam lazım. Melek'ten uzaklaşır mısın? Tamam, anlaşıldı. Kapat. Ben bu yerden yüksek oyunundan pek sıkıldım. Hadi gel seninle saklambaç oynayalım. Olur mu? Olur. Ben şimdi yüze kadar sayacağım. Emme iyi sakla. Bulursam ısırırım. Haydi. Bir. İki, üç. Alo, Nari. De gülüm şimdi. Kahraman'dan haber var mı? Yaşıyor mu? Yaşıyor emme, durumu ağırmış. Sabah çıkmaz dedi doktor. Sancar Efe'yi cinayete teşebbüsten arıyorlar. Gediz abiyi de sorguya çekmişler. Anam bunları duyunca... kalp krizi geçirdi. Sen yetişebildin mi Sancar Efe'ye? Nare. Ne olur yetişti de gülüm, ne olur. Elini Akın'ın kanına da bulamadı de. Ne olursun. Beni kurtarmak için Akın'la birlikte uçurumdan atladı. Ya ama ya, saklan saklan sıkıldım. Hadi Elvan. Babası bir iyileşsin. Kızım, her şeyi kendim anlatacağım. Sen de Müge abla da ne Meleğe ne de başka birine hiçbir şey söylemeyin, tamam mı? Herkes Sancar kahramanı vurdu ve kaçtı bilsin. Babasını iyileştirip gelene kadar kızım sana emanet. Ne
Gediz Bey, tekrar soruyorum. Sancar Efeoğlu nerede? Tekrar söylüyorum. Bilmiyorum. Kahraman Boz'u niye vurdu? Hiç bilmiyorum. Bilseniz de söylemezsiniz değil mi Gediz Bey? Ortaklığınız bitse de sağdaçlığın raconuna ters. Peki, tamam. Sancar Efeoğlu'nun Kahraman Boz'u niye vurduğunu bilmiyorsun. Senin adamlarının ne işi vardı Kahraman Boz'un evinin önünde? Öyle miymiş? Maaşları yetmiyor herhalde. Baksana kendilerine ek iş bakıyorlar. Benle dalga geçme Gediz Ağa. Estağfurullah. Kahraman Boz'un adamlarının ifadesine göre seninkiler Kahraman Boz'u koruyormuş. Ne hikmetse Sancar Efeoğlu gelmeden bir dakika önce geri çekilmişler. Ağlamaya mı geldin? Yok. Şirketi Zehra'ya kaptırdın ya. Ağlıyor mu diye bakmaya geldim. Sen aklını uçurumdan at. Hapse gir. Hem sana hem şirkete toptan ağlayacağım ben. Adamlarla ağlamak istemiyorsan kahramanın evinin önünden çek. 20 dakikaya basacağız orayı. Kahramanın da fişini çektin ha? Tahmin ettiydim. Hadi ne iyisin ha. Aynı anda hem akıldan hem kahramandan. Hem de benden kurtuluyor. Sancar Efe oraya geliyor. Onu görünce önünden çekin. Çatışmaya da girmeyin. İçeride seni ziyarete gelmezsem kırılmazsın herhalde. Sancar Efe. Adamların niye geri çekildi Gediz Ağa? Devirde sağlam adam bulmak zor oluyor komiserim. Çok kan kaybetti. Yüksekten düştü. Her yanı kırık. İç kanaması da var yarın. Kan getirdim. Çantada versene. Bantı ver. Gidir. Kanı yukarıda tut. Hastaneye götürmemiz lazım. Hastane olmaz. Hastane olmaz. Burada iyileştirmemiz lazım Sancar'ı. Burada iyileşmez. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Eğer burada kalırsa
bir iki gün içinde ölür. Ölür mü? O zaman hemen Sancar'ı hastaneye götürelim. Ambulansı arayalım. İkimiz de düştük, ölmedik. Bu destan yaşayacak. Sancar'ı hastaneye falan götürmeyeceğiz. Burada kalacak ve iyileşecek, tamam mı? Mümkün değil. Şu anda hayatta olması bile mucize zaten. Biliyorum, mucize. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Nedim abi, doktor beyi götürebilirsin. Polis Sancar Efe'nin peşinde. Sancar Efe canını verdi, verecek. Ne edeceğiz biz? Önce Sancar'ı iyileştireceğiz. Sonra özgürlüğüne kavuşturacağız. Sonra Akın'ın cesedini gömeceğiz. Akın'ın öldüğünü hiç kimse bilmeyecek Kavruk. Eğer kahraman da yaşarsa... İyi diyorum da Sancar Efe'yi nasıl iyi edeceğiz? Kavruğun büyük büyük dedesini getirmiş. Kavruğun dedesi Gediz'in dedesine demiş ki git bir sığır kes. Gediz'in dedesi kesmiş sığırı. Kavruğun dedesi senin Efe dedeni o sığırın derisinin içine koymuş. Tam 100 yıl önce o deriyle bu siper ona şifa olmuş. 100 yıl önceki gibi. Aile mirasın değil mi? Sığır derisi. Usta mı çekeceğiz Sancar Efe'yi? Bilmiyorum artık siz onun adına ne diyorsanız. Tam 100 yıl önce senin deden Efe dedeyi sığır derisinin içine koyup kurtarmadı mı? Sen de aynı şekilde Sancar Efe'yi kurtaracaksın. Sancar kurtulacak. Haşmet abi! Haşmet abi! Sen geç. Haşmet abi neredesin? Haşmet abi neredesin ya? Oo Kavruk. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Et almaya mı geldin? Yok. Et değil de. Post lazım bana. Vallahi biz o postları bağışlıyoruz ama. Dur bakayım depoda varsa. Yok. Durmuşundan olmayacak. Yeni kesilmiş hayvandan olacak. Tulum çıkarılmış böyle. İçi yıkanmamış yani sıcağından. Lan geçmiş olsun Kavruk. Birine bir şey mi oldu? Kimi posta çekiveceksin? Bizim kız anlardan biri Haşmet abi. Ben kesiveren mi sıradaki hayvanı? Geç kes tabii de bakayım bana. Kimdir nedir bu kızan? Ben tanımayayım. Ya sen ne edeceksin kızanı ya? Gel hadi yürü. Erkek dava var mı sırada? Var. Gel kes. He göster. Thank you.
yapma Sancar, kıpırdamaman lazım. Ne olur yapma. Dayan sevdam, ne olur dayan, ne olur. Ne olur. Dayan, ne olur dayan, ne olur dayan, ne olur dayan. Benim için dayan, ne olur yapma. Bak, bana bak, bana bak. Buradayım, senin yanındayım. Hareket etmemen lazım. Çok fazla kırığım var. Biliyorum, çok acıyor, biliyorum. Çok acıyor, yapma. Bu acıyı bilmen daha çok acıtıyor. Daha çok acıtıyor. Aa! Keşke sen hiç bilmeseydin. Senin bilmen de benim canımı acıtıyor. Şimdi dengiz ama değil mi? Dengiz. Kaptan. Ben çakıldım diye senin de çakılman şart. Ne olur yapma. Yapma, yapma, yapma. Ne olur yapma. Ne olur yapma. Sana bir hayat borcum var. Tamam. Sus, konuşma. Hareket de etme, tamam mı? Hareket etme sakın, tamam mı? Hadi. Hadi. Sancar. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Sancar. Sana sihir postu getirdi. Tıpkı Efe deden gibi içine parçalanmış gireceksin ama şifa bulup çıkacaksın, tamam mı? Efem. Oy kurban olurum efem, açtın mı sen gözünü? Haydi bırak efem. Bak acına bir şey edinmem emme. Az dayanabileceksin, seni bir posta çekeyim. Allah da şifa verirse. Bismillah. Sen soy efemi, kurumuş kanlarını da sil. Haydi bismillah. Tamam, yapma, yapma, yapma. Buradayım.
Buradayım, yanındayım. Tamam. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. Tanrı'dan diledim bu kadar. Bir daha görek o yarın yüzünü, bir daha görek, aman aman bir daha görek. Gel aman anam yanıma, kıyma bu yazık canım. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bana kısmet değil. Dizinde yatmak, aman aman dizinde yatmak. Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman dizinde. Dizinde yatıp da yüzüne bakmak, aman aman yüzüne bakmak. Dizinde yatıp da yüzüne bakmak, aman aman yüzüne bakmak. Gel anam aman yanıma, kıyma bu yazık canıma. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Yok, ben anlamıyorum ya. İki gündür ne konuşabilirler ya? İki gün ya, iki gün. Ana! Kız sen yoksa benden sıkıldın mı? Beni bak, eğer sıkıldıysam çareme şey gelsin. Ben de hastaneye gidem, kayınlamın başında dura. Ya hayır. Ben aslında seninle çok eğleniyorum. Yalnızken çok mutlu oluyoruz. Ama şimdi annemin babamın ne konuştuğunu da çok merak ediyorum. Meraktan çıldıracağım. Çıldır bakayım, nasıl çıldırıyormuşsun meraktan? Gel buraya. Anne! Annesinin güzelliği. Çok özledim, çok. Çok özledim, çok. Babam nerede? Benim ocakta çoban vardı da, ben giden ona bakayım.
Gel şöyle oturalım biz seninle. Sen Mahkut'a bir şey söyleyeceksin. Söyle, gelmedi mi babam? Yoksa affetmedi mi babamı? Yine mi gidiyoruz? Hayır meleğim, biz hiçbir yere gitmeyeceğiz. Hayatımız artık tamamen burada. Yaşasın! Meleğim, yalnız şöyle bir durum var. Artık hayatımızda zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bir süreliğine babanla görüşemeyebilirsin. Ama kısacık bir süreliğine. Ya of! Niye anne? Meleğim, şimdi beni iyi dinle, tamam mı? Bak bana, beni iyi dinle. Çok güçlü olman lazım. Çünkü sana biraz zor şeyler söyleyeceğim. Ama hiç merak etme, sana şimdiden söz veriyorum, hepsinin çözümünü bulacağız. Tamam. Dinliyorum, güçlüyüm. Hadi anlat. Tamam. Memlekete nasıl geldiğimizi hatırlıyorsun değil mi meleğim? Hani ben Akın'ı öldürdüm sanmıştım. Polis beni yakalayacak diye de seni babana getirmiştim. Hı hı. Şimdi baban aynı durumda. Ne? Nasıl? Dünyayı bizim için daha güvenli bir yer yapmaya çalışmış. Kanunlara güvenmek yerine kötü adamların peşine kendisi düşmüş. Yoksa? Evet meleğim, artık Akın bize zarar veremeyecek. Ona yardım eden kahraman da ağır yaralı durumda. Ama baban suç işlediği için polis onun peşinde. Kaçalım. O zaman da seninle buraya kaçmıştık. Şimdi üçümüz başka bir ülkeye kaçalım. Babam yakalanmasın, ona ayrılmayalım. Ben babamla ayrılmayayım. Kaçamayız meleğim. İnsan memleketinden kaçmamalı. Hem... hem baban yaralı. Sen güçlü olacağım diye bana söz vermiştin. Babanın iyileşmesi için senin güçlü olmana ihtiyacı var. Babam iyileşecek mi? O iyileşirse ben böyle sonsuz güçlü olurum. Ama iyileşsin. Aa, iyileşecek tabii ya. Ne sandın? Hem de nasıl iyileşecek biliyor musun? Hani baban sana anlatmış ya. Efe dede gibi. Hani kavgın dedesi Efe dedeyi sığırın içine sarmıştı, öyle mi? Hı hı. Posta çekmek diyorlarmış hatta o tedavinin adına. Hı. Yani bu topraklarda yaşayan insanlar binlerce yıl o tedavi yöntemiyle iyileşmiş. Baban da öyle iyileşecek. Söz mü? Söz. Anne sözü mü? Anne sözü. Peki babama ne zaman sarılacağım? Ona biraz daha zaman var meleğim. Ama benim bir planım var. Babanın özgür kalmasını ve sana sımsıkı sarılmasını sağlayacak bir plan. Ne? Thank you.
Meleğim. Babam. Babam. Baba. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor Nare. Kızıyla konuşmaya gitti, hemen geliyor. Kızın var ya senin, he? Babasın sen. O yüzden de sen bu posttan iyi çıkacaksın Sancar Efe. Efe'm yanıyor musun sen ya? Nerede bu? Geldim, geldim. Sirki. Geldim, geldim. Geldim efendim, geldim. Geldim, geldim. Geldim. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım ağzını. Ağzını efendim. Efendim bizi seninle sınama ya. Ben bir şey yanlış ettim ben. Ben bir şey yanlış ettim ben. Ben neyi yanlış ettim ben? Neyi yanlış ettim? Neyi? Kızım ben senin, niye olacağım sen? Dayan efendim. Tut kendini. Sen niye yapacaksın? Niye olacaksın sen kızım ben senin, niye olacaksın sen? Evime gidin. Zaten sen hastalandın diye geliverdim hastaneye. Ona da teslim ettim. Şimdi giden ben. Ne demek evime gidin? Bu da çalışıyorsun sen. Çalışıyordum. Çalışacaktım. Gavrukla evlenecektim. Bu da çalışacaktım. Eme malum. Birileri nikahta evet demiş adamı masadan kaldırınca. Burada çalışmam münasip olmaz gari. Gavrun burada çalışması münasip olmaz gari. Sen geç işin başına. Anne,
Sen sus. Daha hesabını görmedin senin. Tamam, yorma kendini. Hepiniz geçin. İçeri. Masaya oturun. Daha görülecek çok hesabımız var. Çok. Halis Hanım. Daha yeni çıktın hastaneden. Açık yataydın. Çıktım emme değil mi Gülsiye? Şimdi yatacak zaman değil. Niye? Sancar Efe'niz kaçak. Demek hesapları Halis Efe'nin görmesi lazım. Girin. Hadi. Hadi. Sonu burada, diğeri yağcılık. Kız ben gelemedim çünkü... Sus Elvan, sus. Bahanelerini sonra anlatırsın. Geçin oturun. Eşe, hamamı yak. Şu hastane kiri gitsin üstümüzden. Bunların hesabını görüp geliyorsun. Oturun dedim. Şimdi sırayla gideceğiz. Deyin beni bakayım. Sancar kahraman bizi o için tehdit etti diye mi vurdu? Kahraman seni tehdit mi etti anne? He. O yüzden oyumu Gediz'e verdim ben. Kahraman denen beni aradı. Karımın katilinden emir almam. Zehra şirketin başına geçmeyecek dedi. Dediklerimi Sancar'a demeyeceksin, söylediklerimi edeceksin. Yoksa Zehra'yı da meleğe de kaçırırım dedi. Tövbe! Sen de mi o yüzden oyunu bana vermedin abi? Kahraman seni de mi tehdit etti? Yönetim kurulu seçiminde oyunu Zehra'ya değil Gediz'e vereceksin. Sen ne diyorsun ya? Duydun işte. Hatta annenin bile Gediz'e oy vermesini sağlayacaksın. Eğer Zehra kazanırsa... O kıyamadığın karına kocam benimle birlikte derim. He. Beni de tehdit etti kahraman. Zehra sağ kalsın istiyorsan... onu şirketin başına geçirme dedi. Ben ondan emir alamam dedi. Ya abi ben de kaç gündür sen beni sattın diye senin suratına bile bakmıyorum ya. Özür dilerim. Sen o yüzden mi? Tamam kızım, tamam. Ben çay koyayım. Sancar'ı da tehdit ettisi demek. Ah benim aslan oğlum. Efe oğlum. Ben Gülsiye'ye diyeyim de buzluktan gözlemeyi çıkarsın. Çay şimdi guru guru gitmez. Kız, ben şimdi anama, oğlum kahramanı seni tehdit etti diye değil, Akın'a yardım etti diye vurdu dersem, sonra gitti Akın'ı uçurumdan attı dersem, bu kadıncağız bir kayıp gerisi daha geçirir mi geçir ben? Gülsiye? Gülsiye? Gülüm ne oldu senin?
Bir yere mi gidiyorsun Gülsü? Sene geliyordum abi. Konuşmaya mı karar verdin? Ben çok düşündüm. Sizden ayrı edemem. Ama sen de haklısın. Suçları saklarsam beni o günah almazsın. Hem belki yine ederler susarsam. Ama hiç istemiyorum konuşmak. Gel bakalım, gel. Gülsü'ye. Bugün Melek'le Nari'yi İsviçre'ye gönderiyorum. 3 gün önce Hakkı'nı yakaladım. Dün Menekşe'yi boşadım. Akşamına Gavru'nun nikah masasından aldım. Şimdi de Zeytinli'ye gideceğim. Bacım Zehra başa geçsin diye ona oy vereceğim. Yanlışlardan kurtulmaya, doğrulara varmaya çalışıyorum. Kocaman yanlış bir hayatım var. 3 günde yıllığı doğru edemiyorum ama çabalıyorum işte. Tövbe eder gibi. Tövbe eder gibi bu yanlış hayatı düze çekmeye çalışıyorum. Ama bir baba olarak kızım o ilaçlı limonata kimin içirdiğini bulamayınca insan kendi kendine diyor ki tükürem senin babalığına, tükürem. Dün gece Sevda'mla kızımı yatakta bıraktım. Kızanları, korumaları, çalışanları, işçileri hepsini sorguya çektim. Dedim ki sizden biri yaptı. Akın para yedirdi, Gülsü'yü tehdit ediyorsunuz. İçinizden biri yaptı. Bana öyle bir baktılar ki sadece babalığıma değil, efeliğime de tüküreyim dedim. Sevdalığında, babalığında, efeliğinde hakkını veremedim. Belki şimdi böyle seni sıkıştırarak abiliğinde hakkını veremiyorum ama... Menekşe. Ah buyur. Melek'in limonatası. Uğurkan bunu koyup vermeyeceğim. Yo. Buna cesaret edemez. Yaşatmayacağım bilir. Hem Melekşen'in hakkın nereye? Abi şeytanın aklına gelmez. İşte. Niye sen Menekşe'yi sevmezsin ki? Niye sakladın? Neyle tehdit etti seni? Elvan ablama şeyi söylemekle. Senin kardeşinle benim kardeşimin yaptığını. Şey gülüm bak. Kurbanın olan. Derdin neyse söyle. İlacını bul hem. Susayım diyorum. Elvan sus sıkıştığıma kızı diyorum. Zaten kendi söyler diyor. E susayım susayım susamıyorum. Abla söyleyeceğim.
Yeminle söyleyeceğim ama acık vakit vermedi. Kaç gün oldu, kaç gün oldu? Menekşe seni neyle tehdit ediyor, onu da anlatmadın. Menekşe Meleğe ilaçlı limonata veriyor, susuyor. Sancar Efe seni konaktan kovuyor, susuyor, bana bir şey anlatmıyor. Sürekli vakit ver diyorsun Gülsü'ye. Vakit isteyeceğini, hakikatler beni anlatıversene. Abla, ya bak benim bir şey etmem lazım, onu etmeden diyemem. Ne etmen lazım? Abla onu da diyemem. Hüsiye! Beni afakanlığa basmaya başladı he. Ne edem abla? Sen de her bir şeyin dibacesine ereceksin. Bunu da bilmeyi be. Dön bakayım bana, dön 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 dön. Bileceğim. Onu da bileceğim. Gerekirse elimi garada sokacağım, gorada sokacağım. Bir çaresini bulacağım. Anda buraya yazıyor. Söyle Gülsü'ye. Söyle. Bak seni bu kapıdan dışarı çıkamam. Söyle. Gülsü'ye ağlama, söyle. Gülsü'ye! Buyur Ali sana. Gel buraya, hesap sırası sende. Menekşe seni neyle tehdit etti de limonataya ilacı onun koduğunu söylemedin. Ha hayt! Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak diye ben buna derim. Ali sana. Ben seni hamamda yıkayayım, orada anlatayım. Yalnız. Babaanne. Hayal mi görüyorsun ben? O ilaçların içinde afyon şurubu mu vardı? Hayır babaanne, biz hayaldeyiz, gerçeğiz, biz gitmedik. Anam! Kızım! Benim! Oy! Sen bu karanlığa güneş mi olacaksın? Şifam kızım! Oh! Çok şükür. Oh! Geçmiş olsun. Anlattım her şeyi, biliyor. Anneciğim, babanın yaralı olduğunu ve akım meselesini çok az kişi biliyor. Bu bizim aramızda bir sır olarak kalsın, olur mu? Kimseyle paylaşma. Tamam, peki anneciğim. Annem söyledi. Geçmiş olsun. Kuzum, seni gördüm ya. Geçti. Geçti gitti. Bu band da kurtulacak inşallah. Değil mi annesi? İnşallah. Bak. Benim gitmem lazım. Sonra konuşuruz müsaadenizle. Sen... Hayırdır, nereye gideceksin? Yoksa Sancar'ın nerede olduğunu mu biliyorsun? Yok. Yok. Bilmiyorum da... Kahraman Bey'in yanına gideceğim onunla konuşmak için. Belki razı ederim. İfadesini değiştirir. Nasıl razı edeceksin ki? Bilmiyorum işte. Konuşmaya çalışacağım. Yani sonuçta insanlar konuşa konuşa.
Hadi inşallah. Meleğim. Yok ya. Kahramana gidip konuşmak olmaz. Bu şimdi sene zarar... Yani gideceksen de tek başına gitme. Bizim kızanlardan birini al, yalnız dolaşma ya. Gel bakalım. Meleğim, konuştuğumuz gibi. Zor günler ama geçecek. Nedim abi, koş git otele. İki kova daha buz getir. Kimseye de görünme. Patlamadı abi. İyi. Nare atlamadı, sen atladın. İyi Nare, iyi. Bir şey yok Nare'nin. Müge. Kızım, bak avukattan konuş. Tamam. De ki, benim kardeşim de Sancar'a yardım etmedi de. Tamam. Kahramanı sancağı vurdu de. Benim kardeşim onu vuracak olsa yıllar önce vururdu de. Anneciğim, tamam. Tamam, sakin ol lütfen. Lütfen. Olamıyorum. Olamıyorum kızım, ne edeyim? O bizim evimizin direği. O benim yaramaz oğlum. Aman, sanki yaramaz oğlum ilk defa mı içeri giriyor? Böylesi ilk ama daha evvel diyordum sancağıma omuz omuzalar. Biri düşse öbürü tutar diyordum. Hadi benim oğlumu kim tutacak? Tamam, tamam. Anne tamam, ağlama. Ağlama. Ne yapacağız, edeceğiz? Kedisi nezarethaneden çıkaracağız, tamam mı? Sakin ol. Halledeceğim ben. Hadi ağlama. Nareciğim, iyi misin? O iyi mi? Konuştun mu Melek'le? Anlatırım da şimdi kahramanın yanına gidiyorum. İfadesini değiştirmesini isteyeceğim. Sen de benimle gelir misin? Tabii ki gelirim, tabii ki. Tamam o zaman, hastanede görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Buyurun. Refika Hanım'la görüşebilir miyim acaba? Ne işin var senin burada? Uğursuz adam. Nare bana haber vermeden İsviçre'ye gitmişti. Telefonu da bir türlü cevap vermiyor. Acaba siz adresini biliyor musunuz diye gelmiştim. Ben bilmiyorum. Ama Nare Gediz'e verdiydi adresi. O da şimdi belki duymuşumuzdu. İçeri... Ha, evet biliyorum. İçeri girmiş. Sancağı'da kahramanı vurmuş bu yüzden. Acaba adresini bilen başka biri var mıdır? Yok. Bir Gediz biliyor emme. Belki sen onu çıkarırsan. Ben onu nasıl çıkarabilirim ki? Koskoca devlet adamısın. Sancar olsa çoktan çıkartırdı. Yok mu yüksek yerlerde tanıdığın filan?
Mahkemeye kadar oğlumu salıversinler. Sen de kızının yerini bulursun hem. Ha, anladım. Ben birkaç kişiyi arayayım o zaman. Hı. Sancar, anlattın mı Meleğe? Sancar ben çıkarken uyuyordu. Evet, anlattım Meleğe her şeyi. Ya Müge abla, o kadar olgun karşıladı ki. Gerçekten şükrediyorum ya, gerçekten. Ah canım, tamam. Tamam, ağlama. Tamam, tamam. Geçti. Hadi girelim. Kahramanın durumundan haber var mı? Doktor arkadaşımın söylediğine göre sağlığı iyiye gidiyormuş ama... sinirleri biraz bozulmuş. Hadi ya. İfadesini değiştirmek biraz zor olacak desene. Yani. Olsun. Biz de zor oluruz o zaman. Buradan galiba. Buradan. Tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sancar kurşunla öldüremedi. Sen beni sinirden öldürmeye mi karar verdin? Ondan mı getirdin bu kadını? Senin artık biraz yüzünün kızarması gerekmiyor mu? Bak, 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 bak. Bak, korkak katile bak. Ben bu haldeyim değil mi panterleştin sen? Gel yakından diklen bakayım yapabiliyor musun? Gel. Bitti mi? Ne bitti mi? Suçluluk duygunuzu bastırma çabanız bitti mi Kahraman Bey? Ben mağdurum ya. Sancar suçlu. Yaralıyım. Ölümden döndüm. Niye suçluluk duygum olacakmış benim? Eskiden insanların ne kadar kötü olduklarını görünce çok şaşırırdım. Şimdi ona o kadar şaşırmıyorum da... kötü oldukları için hiç utanmamaları... İşte bu beni çok şaşırtıyor. Ama en azından siz utanıyorsunuz Kahraman Bey. Her ne kadar öfkenizin arkasına saklansanız da utanıyorsunuz. Psikolog olan bu değil miydi ya? Ha? Senin şu anda benim ifademi değiştirmem için bana yalvarman icap etmiyor mu? Hayır, sen psikologluk yapacaktın. Bu niye geldi? Bu kadın geldi. Çünkü sizin kime ettiğinizi artık gerçekten anlamanız gerekiyor. Akın denen o pislik sırf beni kontrol altında tutmak için, sırf Sancar'dan haber almak için tam 9 yıl boyunca Müge'yi kandırdı. Ona yalan söyledi. Sevgilisi oldu. Ben bir kere çok delirmiştim. Senin beni kaçırdığın gibi Akın'ı kaçırdım. Senin beni öldürmeye çalıştığın gibi Akın'ı aç susuz bırakarak öldürmeye kalkıştın. Bana ilham oldun yani. Böylece alakamızı anlamış oldun. Eski sevgilindi demek.
zaman... Sancar'ın akını uçurumdan attığı iyi olmuş. Ha? Yok, atmadım. Ben yetiştim. Serbest bıraktım onu. Ya da attı. Akını nasıl olsa kimse aramaz diye gömdünüz. Beni gömemediniz, yalvarmaya geldim. Onu da nereden çıkardınız Kahraman Bey? Ben olsam öyle yapardım. Karıma, kızıma bu kadar zarar veren bir adamı ben serbest bırakmazdım misal. Yok. Sen olsan bana ve kızıma zarar veren adamı korurdun. Sen olsan Kahraman Boz, bir kadını tecavüzcüsüne teslim ederdin. Nasıl? Sana mı? On sekiz yaşındayken. Ben bilmiyordum. Belki beni kaçırıp ona satarken hiç sormadığın içindir. Belki de karının acısından başka hiç kimseyi düşünmediğin içindir. Karımı karıştırma. Niye? Ha? Niye? Senin karın bir kaza yüzünden öldüğü için sen intikam almadın mı? Sen bu kadını diri diri mezara gömmedin mi? Sancar, sevdiği kadını diri diri ateşe attığın için seni vurmuş çok mu? Senin adaletin nerede Kahraman Boz? Bak bir kere. Hayatında bir kere olsun. Doğru bir şey yap ve ifadeni değiştir lütfen. Lütfen. Değiştiremem. İşte. Ben Sancar olsam beni bir kere değil 10 kere öldürürüm. O yüzden Sancar yakalansın, hapse gitsin. Ecelim olan adam da serbest kalmasın. İşte. Korkaksın sen, duydun mu beni? Korkaksın. Ay Allah kahretsin ya. Senin kalbin var ya, karının toprağından bile daha soğuk. Müge abla, tamam. Haydi, gidiyoruz. Acil şifalar diliyorum. Misin? Gel. Gel oturalım şöyle, gel. Yavaş, yavaş. İyi misin? Of. Kahramanı razı ederim diye çok umutlanmıştım Müge abla. Ya bak, dedim ki Akın'ı gömdük. Onu kimse bulamaz. Zaten aramaz da. Hani Kahraman da ifadesini değiştirirse Sancar kesin kurtulur dedim ama şimdi... Çaresiz hissediyorsun. Yok, yok, yok. Yok, çaresiz hissetmek yok. Sancar özgür kalacak. Ben illaki bunun bir çözümünü bulacağım. Ben bunun bir çaresini bulacağım ya Müge abla. Kesin bulacağım.
Benim adım Nare bu arada. Seninki? Cemile. Cemile. Tamamdır. Cemile bak, eğer bir şeye ihtiyacın olursa... Söyle bakalım Güven Bey, beni içeriden dışarı çıkarman bana kaça patlayacak? Para istemiyorum senden. Ya etme Güven, bilmiyor muyuz? Var da senin kafanda bir bütçe, bir meblağ. Ha? Söyle, kaç lira? TL, dolar, euro? Ya para istemiyorum dedim ya. Ya hadi yemiş gibi yapalım. Ne istiyorsun peki? Kızımın İsviçre'deki adresini biliyor musun? Ver gideyim. Yo, kim söyledi sana bildiğimi? Annen. Seni içeriden çıkartayım diye beni yemledi. Kimden biz? Görüşürüz. Dur dur bak bak bak. Sancar Kahraman Akın'ı koruduğu için vurdu. Akın'ı Kahraman'ın başına musallat eden benim. Yani, tamam Kahraman kefeni yuttu. Sancar da hala dışarıda. Ya bu ikisinden biri bana hesap sormaya kalkarsa? Kıyamam sana ya. Kötü adamlar seni hamle yapacaklar. Ya, korktun mu sen? Seni kanatlarımın altına mı alayım istiyorsun? Yediz Bey, ben o kadar iyi bir kumarbaz sayılmam ama kazanan tarafı iyi bilirim. Tamam, ben seni hemen korumam altına alayım. Hoş buralar kazandığımız falan da yok. Olsaydı bile kazananların kaybedenlerle işi olmaz Güven Bey. Eğer Akın öldüyse bütün mirasın araya kalacak. Akın'ı Sancar'a veren sensin. Sancar onu yaşatmamıştır sanıyorum. Eğer Akın öldüyse, Nare'ye 100 milyon dolar kalacak. Ne? Ya boş, nerede kaldın sen ya? Ne oldu? Sancar? Ateş çok yüksek. He. Ben bir şey yanlış ettim. Bilmiyorum da neyi yanlış ettim. Emme yanıp duru bu. Yok yok. Yok ben beceremedim ben. İyi edemeyeceğiz biz. Sakın Kavruk. Sakın. Sancar iyileşecek. Başka bir ihtimal düşünme bile. Ama bizim başka bir yol düşünmemiz lazım. Ya bu işlerden anlayan başka biri yok mu? Belki bize nerede hata yaptığımızı söyler, ha? Vah. Vah emme. İşin ehli biri mi? Ya ehil, ehil. Ehil de sevmez bizi yani, gelmez. Gelecek. Kavruk onu buraya getireceksin. Ne yap, ne et, ikna et onu buraya getir. Hadi, başka çaremiz yok. Hadi, hadi. Tek tek aşacağım. Karşıma çıkan bütün engelleri tek tek aşacağım. Sana söz veriyorum. Yeter ki sen bizden vazgeçme. Yeter ki sen pes etme.
Söz. İki keklik bir kayada ötüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim. Sen gitmedin mi? Gidemedim. Niye? Sancar'ı bırakamadım. Sancar. Böbreğimi bozdun. Affettin ya. Niye? Niye ya niye? Allah aşkına bir anlat. Niye? Asıl sen anlatsana Gediz. Sadıcına bütün bunları nasıl yaptığını bir anlatsana. Ne yapmışım ben eski sadıcıma? Kahramanın kapısına adam dikmişsin. Sancar gelince de bütün adamları geri çekmişsin. Kahramanı vuracağını biliyormuşsun ya. Göz yummuşsun yani. Merhaba. Bir dakika. Ya da sen onu boş ver. Sen bana asıl şunu anlat ya. Ben havaalanındayken Sancar'ın Akın'ı uçurumdan atacağını bana neden Müge söyledi? Neden sen söylemedin ha? Neden Müge söyledi bana bunu? Çünkü Müge bunu senden duydu değil mi? Hem de kazara duydu. Eğer bunu Müge duymasaydı benim hiçbir şeyden haberim olmayacaktı. Nasıl yaparsın sen bunu Geliz ya? Nasıl yaparsın? Sancar'ı bile bile nasıl hapse yollarsın sen? Ben kimseye hiçbir yere yollamadım. Hapsin yolunu Sancar kendisi tuttu. Ama izin verdin. Çünkü suçluydu. Başından beri suçluydu. Yeter ya. Suçluydu evet ama telafi etmeye çalışıyordu. Ya Gediz düşene de bir tekme neden sen vuruyorsun ya? Belki senin için vuruyorumdur. Benim için benim sevdiğim adamın katil olmasına göz yumdun öyle mi? Niye? Niye? Çünkü hem kahraman hem Akın hem de Sancar'dan kurtulacaktın. Sen kurtulacaktın. Evet bir de ben kurtulacaktım. Sancar. Geçti. Bak geldim bak yanındayım geçti.
Ne oldu? Yanındayım. Ne oldu? Akım benimle birlikte uçurumdan atlamaya kalktı. Sancar da beni kurtarmak için çekince o hızla ikisi birlikte. Ya neden burada? Neden burada? Kaçıncı yüzyıldayız? Bir hastaneye falan niye götürmüyoruz? Çünkü onu hapse yollamayacak. Adam ölüyor burada. Ölmeyecek. Kurtulacak. Delirmişsin sen. Deliren ben değilim. Deliren sizlersiniz. Bu adam kahramanı vurdu ya. Kahramanı vurdu. Ben yetişmeseydim Akın'ı uçurumdan atacaktı. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Ona da inanamıyorum. Sana da inanamıyorum. Bedelini öderiz, hesabını görürüz, raconu kesiyorsunuz ya. Gerçekten inanamıyorum ya. Her şeyi yakıp yıkıyorsunuz Gediz. Birilerinin ölmesinde herhangi bir sakınca görmüyorsunuz. Sonra da ben bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum diye deli oluyorum, öyle mi? Nasıl düzelteceksin? Hı? Havanda çiçek döverek. Yok. Akını gömerek. Hani sen bana zamanında demiştin ya, sevdiğin cesetle gelse mezar kazarım demiştin ya. Onu ben yapıyorum, ben. Sen değil. İyi. Tamam, bakanı kimse arayıp sormaz. Zekice. Kahraman. Kahramanı ne yapacaksın? İfadesini değiştirmesini sağlayacağım. Kahraman ölse ifadesini değiştirmez. Özgür ve sabit Sancar'dan korkar. O zaman onun korkacağı daha büyük bir şey bulurum ben de. O bana bir hayat vermek için kendi hayatını feda etti. Onun bana verdiği hayatı onsuz yaşamayacağım. Kızım da ben de Sancar'sız kalmayacağız. Sonsuza kadar kaçak hayat yaşamam gerekse bile onun yanından ayrılmayacağım. Anladın mı Gediz Işıklı? Sakın yoluma çıkma. Sakın yoluma çıkma. Seni senden korumak lazım. Akın'dan, kahramandan, Sancar'dan değil. Ben kendimi de Sancar'ı da korurum. Sen gölge etme yeter. Halise. Nabutlarım. Seninki elime gene bugün. Sancar Efe'nin canı için sen koru güzel Allah'ım.
Kapının önden kaçmasını biliyorsun. Belli yabancı değilsin. Kimsin sen? Feride Efe, kim o diye sorsan daha kolay öğrenmez miydin yabancı mıyım değil miyim? Bre, bre, bre. Gansız Ganeri'nin torunu gelmiş kapımın önüne. O hinayet eden mi oladı seni? Ne o yollayacak ya? Mapusta o. Açıkta olacak değil ya. Haram bir yiyici, gansız Ganeri. Feride Efe, dedemle alakalı sevda sözlerin bir... Sakın ha diyorum, sakın ha. Sevda sözünü o dediğinin adıyla aynı kelam için alma. Dinim hakkına vururum seni. İnsaf mı? İnsaf. İnsaf et. Yardımın lazım. Türbemim lan ben. Git Allah'ından iste yardımını. Yeğenin ölüyor. Hangisi? Sancar Efe. Canını verdi verecek. Bir zamanlar yediği haram lokmalar yüzünden kolay kolay canını veremez o. Korkma sen. Etme Feride Efe. Esah diyorsun. Bak çok yüksekten düştü. Her yanı kırık içinde. Ben tuttum bunu, posta çektim de. Bir şey yanlış ettim ben. Bilmiyorum da neyi yanlış ettim. Cayır cayır yanıyor. Gelmezsen ölecek. Ambulans mıyım lan ben? 112'yi arayı ver, gelsinler. Arayamıyorum ya. Gidemiyorum da. Gidemem değil mi? De bakayım bana. Kanundan kaçarken mi düşüverdi yüksekten? Dolandırdı adamlardan kaçarken mi düşüverdi yüksekten? Hangisi? Yok. Sevdasının canına gasp eden adamı hallediverirken uçurumdan düştü. Araca kuşum uçtu uçurumdan. Sefer'in kızı mı? Döndü de o haytayı Sidikli Atike'nin kızıyla evlenirken buldu dedilerdi. Doğru mu? He, doğru, doğru, doğru da vakit yok. Hadi gözüm seven bak, kalk giden de Sancar Efe'ye şifa götürün. Gebersin hayta. Alaca kuşta uçsun gitsin kurtulsun gari. Ya yeğenin ölüyor diyorum, sen nasıl halasın ya? Halası bassın. O starasız halisenin oğluna bakamam ben. Son sözüm bu. Ekşi hamuru sardı mıydı postun içine? Sardım, sardım. Yardım edivereceksin mi? Etmeyeceksin. Bal sürüverdin mi derisine? He, sürdüm. Petekten süzdüm de sürdüm. Gelivereceksin mi? Gelmeyeceksin. Yumurta kabuğu koydun mu balın içine? He, godum, godum, godum ya. Hadi bak, yardım edivereceksen tam yardım ediver. Böyle oluyor mu kapının eşiğinden ekmek verir gibi? Hadi gel gidelim, gözünü seveyim, gidelim. Bak. Sancar'ın, Sefer'in kızından bir yavrusu oldu. Görsen tam bir melek. Tıpkı sen. Şimdi yetim mi kalsın o melek? Sen var ya sen. Hinayetlik de aynı dedene benziyor. Nereden kandıracağını, nasıl kanatacağını bileyim. Yürü git. Halisi'yi ahıra koy da gidelim. Halise, hadi kız, hadi. Halise, hadi. Geri çekmeyi kabul etmemiş ya. Nare de dedi ki ben kendi evime gidem. O da sağ salim kafayla düşünem dedi. İyi. Hadi al kızım. Yavaş.
Yavaş kızım. Geç bir anne. Gülsi. Kızım, şu hamamı hazırlayı ve yıkan hem gari. Bütün gün torunu da bırakamadım. Hastane kokusuyla koktum kaldım. Ana. Bu kız neden sustuğunu niye bir tek sana anlatıyor? Ben niye duymuyorum? Duymaman gereken sebeple avademe geldi. Hadi git götür yatır hızı. Hadi. Bırak şehri tası. Anlat. Hadi dedim. Menekşe ilacı koduğunu deme diye seni neyle tehdit etti anlat. Ben... Gülsiye. Bak benim oğlum adam vurdu. Benim oğlum kaçak. Benim içim yanıyor. Hiç sabrım yok. Emme hiç. Anlat. Halis Ana, ben anlatmasam da göstersem. O ne demek ki? Ama bak kalbin iyi deme. Ben kaç gündür seyrettireceğim ama... Şimdi seyrettirsem kalbin şey olmaz değil mi? Doktorlar iyisin dedi emmi. Ne göstereceksin kız sen bana? Sancar efemi. Selamünaleyküm ana. Oğlum. Evvela hakkını helal et. Çünkü yanında değilim. Helali hoş olsun oğlum. Yanında değilim. Büyük ihtimalle yakalandım. Beni hapse tıktılar. Sen de kahrından ölüyorsun. Ama zaman kahır zamanı değil ana. Kalbinin durmasına sebep olan Menekşe'nin cezasını kestim. Karnında evladımı taşıdığı için ona şimdi bir zarar gelmeyecek. Ama doğumu yaptığı gün yaşadığına pişman olacak. Mahpusta da olsam, mezarda da olsam cezasını çekecek. Ama Yahya'nın cezasını kesmeye yetişemedim. Kardeşim Yahya... Hüseyin'in bacısı Dudu'yla düşüp kalkıyormuş. Elvan'ı aldatıyormuş. Elvan'ın hakkı için avukatlara talimat verdim, Yahya'dan boşayacaklar. Yahya'nın hisselerinin yarısını Elvan'a verecekler. Zaten kanun hakkı. Ana, senin yapman gereken bir şey var. Elvan'a durumu anlat. Yahya'yı da konaktan def et. Elvan konakta kalacak. O yetim öksüz kız sana emanet ana. Emanetimi yerine getirmen için 7 günüm var. Mahpusta ziyaretime geldiğinde bu iş bitmiş olacak. Ha. Yok oğlumun elinin kiridir. Boşamayan, hisselerin yarısını da vermeyeyim dersen... deme. Çünkü Elvan'ı anlatmazsan... Avukatlarım anlatacak.
Neyi yanlış etmişim? Yanlış bir şey yok. Her şeyi dastanan doğru yapmışsın. Mikrop kapmış. Kanına geçmiş yalım. O sebepten ateşi yüksek. Doktora söyleriz. Antibiyotik yapar. Enfeksiyon iyileşir. Yaşar, değil mi? Yani yaşar yaşamasına da belindeki gemikte gırk var, anlamadın mı? Yani? Ameliyat olması lazım. Hastaneye gitmesi şart. Yoksa sakat kalır. Sakat kalır derken? Belden aşağısı tutmaz. Nari Hanım, kadınız etini almışlar. Sancar. Sancar, iyi olacaksın. Sakat kalmayacaksın. Hapse de girmeyeceksin. Hastaneye gideceksin, tedavi olacaksın. Söz. Söz. Cemile ya da Fatma, Hatice, Pınar, işte adın her neyse. Cemile. Benim adım aslında Cemile ama Ceylan diyorlar. Demek bir şeyi doğru söyledin yani. Yemin ederim ben senin alacak kuş olduğunu bilmiyordum. Öğrendikten sonra vebalinden ödüm koptu. İki gözüm önüme aksın ki. Alacak kuş olmasam ne olur? Hı? Sen bir kadını kaçırdın. Hem de Akın denen o pisliğe teslim etmek için. Hiç çarem yoktu. Kahraman istedi diye yaptım. Benim başka çarem yoktu. Sen kahramanın nesi oluyorsun? Bilmem. Dostu de, sevgilisi de, kapatması de, ne dersen de. Ama o senin neyin oluyor diye soracak olursan, o benim sığındığım tek liman. Beni pavyondan çıkardı. O hayattan kurtardı. Ben de o ne isterse yaptım. Beni kaçırtanın kahraman olduğunu söylüyorsun. Ama ben bir tek seni gördüm. Hatta ta o zaman senin robot resmini bile çizdirmiştim. Yani sana iftira atmadığım ortada. O ne demek şimdi? Şu demek. Ya benim dediğimi yaparsın ya da hapse girersin demek. Neredesin sen ya? Kahraman, ifadeni değiştireceğim. Alacan'ın nefesini kurtaracağım. Öyle mi? Ceylan Hanım öyle mi emrediyor? Yok. Ben rica ediyorum. Ne oluyor lan? Ben söyleyeyim ne olduğunu. Sancar'a karşı ifadeni değiştirmezsen ben Ceylan'dan şikayetçi olacağım. Bil bakalım Ceylan ona bu emri verenin kim olduğunu söyleyecek. Ceylan. İfadeni değiştir kahraman. Yoksa senin ismini veririm, ikimiz birden hapse gireriz. Ya da üçünüz birlikte özgür olursunuz. Sen de, Ceylan da,
Sancar'da. Sancar polisin peşinde olmadığını öğrendiği an yarım kalan işini bitirir. Gelir bu sefer kafama sıkar. Yok, yapmaz. Yapamaz. Sancar beni akından kurtarmaya çalışırken uçurumdan düştü. Ağır yaralı. Tedavi olması lazım. Ağır yaralı. Akın. O kaçtı. Şimdi ya insanlık yapıp ifadeni değiştirsin, Sancar tedavi olur. Ya da ikinizi birden hapse attırırım. Sen seç. Tamam. Değiştireceğim ifadem. Doğru karar. Ben ifademi değiştireceğim. Sen de şimdi eve git. Pılını pırtını topla, defol. Hadi! Ayşe teyze. Çeki. Ne oluyor ya? Sen düşüp kalkacak. Yatağını alacak başka adam mı bulamadın? Ağzından çıkanı kes. Bak bir kere yüzüne çıkıyorsun Dudu. Oğlumun peşini bırakacaksın. Yuvasını dağıtmayacaksın. Yoksa seni gorcum oğluya rezil ederim. Kimsenin yüzünü bakamam. Yok. Bayağı bayağı bakarım bence. Koca Muğla Efeoğlu kardeşlerin metreslerine alışkın nasılsa, değil mi? Sancar Efe'nin naresi varsa Yahya'nın dudusu neden olmasın? Sakın kendini nareyle aynı kefeye koyma, kalkma sakın. O kadın sevdasının evliliğine hürmet etti em. Sen evli adama göz kodun. Halise teyze. Biraz daha ileri gidersen, yemin ediyorum Elvan'a gider, kocam benimle birlikte derim. O çok önemsediğiniz Elvan var ya, dağıtırım onunla mutlu yuvasını. Aklın varsa bir Efeoğlu'nu tehdit etmem Dudu Hanım. Misal, kahraman benim ailemi tehdit etti, Sancar onu Azrail'i gösterdi. Benim de neticem belli olmaz. Kıyamam ya. Sancar Efe kahramanı sizi tehdit ettiği için mi vurdu sanıyorsun sen? Oysa benim kulağıma Nare'nin intikamını almak için vurduğu gelmişti. O ne demek? Yani kahraman Akın'a yardım edip Nare'yi kaçırttığı için vurmuş onu. Aa, Akın demişken aklıma geldi. Çok geçmiş olsun. Sancar Efe nasıl? Ne? Ne geçmiş olsun mu? Aa, ama Halise teyze senin de hiçbir şeyden haberin yok ya. Bir takmışsın Yahya'nın. Bak ben sana anlatayım. Sancar Efe Nare'nin intikamını almak için Akın'ı uçurumun kenarına götürmüş. Bayağı aşağı atacakmış Akın'ı. Sen sonra Nare gel, Akın'ı kurtar. E tabii o yaşanan ağır bedede
Akın kurtul, Sancar Efe uçurumdan aşağı düş. E tabii, Nare sana bunları söylemezdi. Yani Halise teyze, sen dua et. Yahya benim yüzümden kendini uçurumlardan aşağı atmıyor. Şimdi evimden defol git. Hayır, yarın öbür gün gelinin falan olurum. Yüzüme bakacak yüzün kalsın, değil mi? Kahraman ifadesini değiştirmiş. Silahı temizlerken yanlışlıkla kendimi vurdum demiş. Eskiden de husumetimiz vardı, ben de iftira ediverdim demiş. O zaman Sancar'ı hastaneye götürebileceğiz. Şükürler olsun. Söyle avukat. Tamam. Anladım. Kahraman ifadesini değiştirmiş. Beni Sancar vurmadı demiş. Ben de. O zaman sen de temize çıktın, değil mi? Sancar suçlanmıyorsa sen de suçlanmazsın, değil mi? Beğenmiyor. De. Vay be. Demek Nari'nin Nazmi işe yaradı. Ne demek? Yani Nare kahramanın ifadesini değiştirsin diye çok uğraştı. İşe yaramış demek ki, onu söylüyorum. Afiyet olsun. Oğlum. Nereye? Eğer Akın öldüyse, Nari'ye 100 milyon dolar kalacak. Sonsuza kadar kaçak hayat yaşamam gerekse bile onun yanından ayrılmayacağım. Seni senden korumak lazım. Akın'dan, kahramandan, Sancar'dan değil. Komiserim selam. Bir ihbarda bulunacaktım. Sancar Efe, eski ortağım. Akın Baydar öldürmüş. Maktulün cesedi vadisinde, çürümün dibinde bir yerlerde gömülü. Kendisi de civarda bir kulübede kalıyor. Artık siz gereğini yaparsınız. Thank you.
Ateşi düştü. İlaçla ağrısına iyi geliverdi acık. Ayılacak gibi duruyor. Kafasını vurup ayılten mi? Ya Allah ya. Dikkat et ha. O golünün en altında benim hokey takımlarım var. Çok klasik ve nadide parçalar. Vallahi düşürsen gülahları değişiriz. Ana! Sancar Efoğlu'nun avukatı gelmiş. Hoş gelmiş. Buyurun. Sancar Bey yeni protokolü imzalamanızı istemişti Menekşe Hanım. Onları tamamladık da. Buyurun. Kız sen zaten imzalamadın mıydı bunları? Evet biz bunu imzalamıştık zaten yani. Yeniye ne gerek var ki? Biz ne emir edilirse onu yapıyoruz Menekşe Hanım. Eğer bu şartları kabul etmez ve imzalamazsanız Sancar Bey Necdet Bey'in şahitliğinde sizi kızınızı öldürmeye teşebbüsten içeri attıracak. Neymiş o yeni şartla? Yeni şartlar? Ben okuyacağım Allah aşkına. Bak şimdi. Bir, alınan yeni evin tapusu Necdet Yılmaz üzerine olacak. Ne? Necdet? Bak. Davalı minik Yılmaz ancak bebeğini doğurana kadar bu evde kalacak. İki, davalı minik Yılmaz Sancar Efoğlu'ndan aldığı hisselerden gelen kazançları doğacak bebeği için açılacak hesaba yatıracak. Bunların hiçbirinden faydalanamayacak. Ya Rabbi. Üç, Menekşe Yılmaz doğacak bebeğinin velayetini ve tüm yasa haklarını babası Sancar Efoğlu'na devredecek ve tekrar bir hak terbiyesinde bulunamayacak. İmzalamazsanız sizi şikayetle ilgili yasal işlemleri başlatacağız. Avukat Galip.
Senin ne işin var burada? Bir sen eksiktin. Sancar kahramanı vurdu. İfademi değiştir dedim diye kahraman beni evden kovdu. Alacan'ın nefes uçurumdan yuvarlandı, ağır yaralı. Ne olacak şimdi bu bebek? Kanıyor alacanın evesi.
Yörük dağı karadır, efem sevda kanatır, alacan efesi. Sefirin kızı Eyvan, bağrımda sızı Eyvan. Sefirin kızı Eyvan, bağrımda sızı Eyvan. Sen